Kanal ekranlarından mutlu akşamlar. Ana haber mültenimizde karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde bir açıklama yaparak sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek bir düzenleme ile ilgilidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır. Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız bu iyileştirmenin emeklilerine de yansıyacak olmasıdır. Hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacaktır. Beşinci müjdemiz de aile hekimlerimizdir. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Evet efendim, dün ekranlarınıza getirmiştik. Afyonkarahisar'ın Bolvedin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişiden birinin Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde profesör olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişiden birinin profesör olduğu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın Bolvedin ilçesindeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişi hakkında çeşitli medya mecralarında yayınlanan haberlerden, kazı yapanlardan birinin üniversitemiz öğretim üyesi olduğunun anlaşılması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Konuyla ilgili yayınlanan haberleri ihbar kabul eden üniversite yönetimimiz, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan bu menfi olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatmıştır. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte yaptığı olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitemizin tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almış olması, büyük bir aile olan kurumumuzun her bir ferdini derinden üzmüştür. Üniversite yönetimi olarak akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz, ifadelerine yer verdi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, inşaat sektörüyle ilgili açıklama yaparak sıkıntıları dile getirdi. Çözüm önerilerini belirtti.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, kamu kurumlarına iş yapan inşaat şirketleri ve müteahhitlerin ham madde fiyatlarında oluşan fiyat farkı dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını belirtti. ATSU Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, odamızın inşaat sektörüyle iştigal eden meslek komitelerinin temsilcileri ve üyeleri, ham madde fiyatlarında meydana gelen afaki artışla birlikte inşaat projelerinde önemli bir fiyat farkının oluştuğunu ifade ediyor. Demir fiyatlarının artmasıyla başlayan dalgalanmanın, çimento ve diğer tüm inşaat malzemelerinde belirgin olarak hissedildiği biliniyor. Belirlenecek fiyat farkının inşaat malzemelerinde yaşanan enflasyon oranına paralel olarak artmaması, birçok inşaat firmasının batmasına ve kamu inşaat işçilerinin yarım kalmasına sebebiyet verecektir. Yeniden ihale süreciyle birlikte aynı işin güncel maliyetlerle 2-3 katına ihale edilebilecek ve böylece kamu daha büyük oranda zarar edecektir, dedi. Serteser açıklamasına şöyle devam etti. Bu çerçevede 31 Aralık 2021 tarihi ve öncesinde işi yüklenen müteahhitlere 1 Ocak 2022 tarihinden işin bitimine kadarki süreci kapsayacak şekilde enflasyon oranına paralel olacak şekilde fiyat farkı ödemesinin yapılması, fiziki gerçekleşmesi %50'nin altında kalıp gerek finansal, gerekse teknik açıdan devam ettirilmesi mümkün olmayan kamuya ait işler için koşulsuz ve cezasız tasfiye hakkı, işlerini devam ettirmek isteyen üstlenici firmalarına da süre uzatma hakkı tanınmasını talep ediyoruz. Başkan Serteser, konuya ilişkin talebin ilgili makam ve mercilere iletileceğini vurguladı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybi'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek, belediyenin çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Milletvekili Yurdunu Sevense, Başkan Zeybek'e çalışmalarında başarılar dileyerek Afyonkarahisar'a kazandırılacak her türlü yatırıma destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Ziyarete Başkan Yardımcıları Murat Öner, Süleyman Karakuş ve Barış Dal da katıldı. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti. Daha sonra ATSO Meclis Salonu'nda Özbek-Türk Diplomatik İlişkilerinin 30. yılı Başarılar ve Yeni Fırsatlar toplantısı gerçekleştirildi. Assalamu aleyküm. 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 Hoş geldiniz. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azam Hocayev, ATSO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ile görüştü. Serteser, Özbek Büyükelçisi Azam Hocayev'i makamında ağırladı. Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Güzbey de ziyarete eşlik etti. Tüm Orta Asya'daki ülkelerle sınır paylaşmaktadır. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Güney'de Afganistan'ımız da vardır. Makamdaki ziyaretin ardından meclis toplantı salonunda Özbek-Türk diplomatik ilişkilerinin 30. yılı Başarılar ve Yeni Fırsatlar toplantısı yapıldı. Min kişi otadı. Yani bir adam köprü kurar, bin adam üzerinden geçer. Toplantıya ATSO üyesi, iş insanları ve iş yeri temsilcileri de katılım gösterdi. Burada konuşan Serteser, Özbekistan'la Türkiye arasında geçmişe dayanan dostluklar olduğunu aktardı. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler 30 yıllık bir süre olarak tanımlansa da, Anadolu ile Özbekistan coğrafyası arasındaki gönül bağı yüzlerce yıllıktır. Özbekistan coğrafyasında Türk alimlerinin piri Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Türk dilinin piri Kaşgarlı Mahmut, siyaset biliminin piri Yusuf Has Hacı ve daha sayamadığımız birçok önemli şahsiyet yaşamış
ve günümüze iz bırakmıştır. Türkiye ve Özbekistan aynı hilal ve yıldızın altında vücut bulan tek ses, tek nefestir. Bu bağlamda Türkiye ile Özbekistan arasındaki kadim dostluğun bugünkü toplantımız ile pekişeceğine gönülden inanıyorum. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ise konuşmasında Türkiye ile Özbekistan'ın işbirliğini yapacağı alanlar olduğuna değindi. Biz de export importumuza dengeli oluşta 1.800.000. 5 yıl önce Özbekistan-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolar civarındaydı. 2021 yılının sonuna doğru 3 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Sadece 2021 yılı içerisinde Özbekistan'da 400'den fazla Türk sermayeli şirket kurulmuştur. Şirketlerinin toplam sayısı da 2000'den daha fazladır hali hazırda Özbekistan'da. Şirketler sayısı bakımından değerlendirecek olursak birinci sırada Rusya, ikinci sırada Çin, üçüncü sırada da Türkiye yer almaktadır. Konuşmaların ardından Abdumalik Tuğçi Bev iş fırsatları ile ilgili sunum yaptı. Özbekistan'ın konumu ve avantajlarını dile getirdi. İş insanlarının sorunlarının cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi. Olup bitenleri görüyoruz. Ekonomiyi çok etkiliyor istikrarsızlık. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile buluşarak yatırım ve faaliyetleri anlatmaya devam ediyor. Başkan Zeybek, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ercan İşek ve üyeleriyle bir araya geldi. İnşa ettik. Tabii bu projeyi yaparken de Selçuk Mimari tarzını gönlük olarak proje hazırlattı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'da yapılan belediye çalışmaları, yatırım ve faaliyetleri toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek anlatmayı sürdürüyor. Bakan yardımcımız uygun bulmadı, kendi proje hazırlattı, ihalesi yapıldı. Başkan Zeybek bu kez de Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ercan İşlek ve üyeleriyle buluştu. Zeybek, Müsiyat Afyonkarahisar Başkanı Ercan İşlek ve dernek üyelerine belediyenin yatırım ve projelerinde gelinen aşamalarla kültürel ve sosyal etkinlikleri aktardı. Kâr ediyor musunuz? Kâr da yetmiyoruz ama bir hizmet. Şehri ortak akıla yönettiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, talep ve dilekleri alarak istişarelerde de bulundu. Yapılan ve yapılacak olan yatırım ve projeleri Sinevizyon eşliğinde anlatan Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ı geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz mesajı verdi. Programda Başkan Zeybek'e teşekkür eden Müsiyat Afyonkarahisar Derneği Başkanı Ercan İşlek şöyle konuştu. Pandemi arkasından Rusya-Ukrayna savaşı şu andaki duruma göre belediyelere ayrılan paylarda biraz kısıntı olduğunu tahmin ediyorum. Zeybek Başkanım her Ankara'ya gittiğinde heybesi dolu olarak geldiğini de biliyorum. Afyonkarahisar için durmadan çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise şunları söyledi. Elhamdülillah şu anda hiçbir borcumuz yok. Ne kamuya, ne maliyeye, ne SSK'ya, ne çalışanlarımıza. Hatta bir miktarda paramız var. Şu ana kadar 37 projemizden aşağı yukarı 26-27 tanesini biz gündemimize aldık. Bazıları bitme noktasında, bir kısmı devam ediyor. En büyüklerinden olan bazıları da proje aşamasında, planlamamız içerisinde ihalelerine çıkacağız yakında. Kâr ediyor musunuz? Kâr da yetmiyoruz ama bir hizmet. Basın İlan Kurumu Konya Şubesi Müdürü Ali Aktaş, Mega Birlik Medya'yı ziyaret ederek yönetim kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey ile görüştü. Aktaş, Afyonkarahisar basınının kalitesinden söz etti. Hoş bulduk, merhabalar. Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Afyonkarahisar'da Kanal 3 ve Gazete 3'e ziyaret gerçekleştirdi. Emirdağ'a gittiğimizde maşallah dedim Avrupa'da geziyormuş gibi oldu. Bir Afyonkarahisar sorumlusu Murat Akın'ın da bulunduğu ziyarete Mehmet Emin Güzbey'e Gazete 3 Yazı İşleri Müdürü Alkan Kurt, Kanal 3 Haber Müdürü Salih Özkılınç ve personel sorumlusu Recep Aşık da eşlik etti. Mesela belki aynı şeyi hassasiyeti vermiyor ya. Ama bizim en büyük avantajımız... Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş ziyarette şunları dile getirdi. Afyon için güzel şeyler düşünüyoruz gerçekten olursa. Yani basının Afyon'da her zaman gücünü de biliyoruz. Yerel basının ne kadar önemli olduğunu bu zamanlar içerisinde hem sıkıntılı zamanlarda gördük. Yerel medya olmadan hiçbir şeyin olmayacağının farkındayız.
O yüzden yerel medyaya ayrı bir önem veriyoruz. Sağ olsun genel müdürümüz de hem dijitalleşmenin verdiği hem de yaptığı ziyaretlerde bunu her zaman gündeme taşıyor. Bizim için değerlisi çünkü aynı kökün çınarıyız. Yani beraber yetişiyoruz, beraber duruyoruz. Sonuçta paydaşız. O yüzden bizler her zaman gelip buralarda ziyaretlerimizde en azından sizlerin sorunlarına yardımcı olabilmek için kurumumuzun tabii çerçevesinde sizlere ne kadar iyi hizmet verebiliyoruz, ne kadar iyi potansiyelimizi arttırabiliyoruz bunlara bakmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Afyon yerel medyası da yazılı medyası yani bizdeki medya bize herhangi bir sıkıntı şu ana kadar vermedi. Sağ olsun işlerinde çok başarılılar. Bizim kanadımızdan söylediğimiz her şey sağ olsun yerine getiriliyor, yapılıyor, bir azim var. Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürümüz ve Afyon'dan sorumlu dostumuz ziyaretimize geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Basın İlan Kurumu yerel gazetelerin yaşam kaynağı. Sizler olmasanız bizler yerel medya olarak yaşamamız çok zor. Günümüzde Basın İlan Kurumu'nu kendini sürekli yenileyerek bizlere de bir ufuk açması hepimizi mutlu ediyor. İnşallah Afyon'la ilgili sizin güzel düşünceleriniz var. Dostumuzun da aynı şekilde. Birlikte daha iyi bir Afyon'da yerel basın oluşturma gayretinde olacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda gelişlerinizde daha güzel haberlerle bir arada oluruz. En büyük sıkıntımız kağıt sıkıntısı. Bunu her zaman sizler de biliyorsunuz. Bu konuda da inşallah devletimiz bir adım atar da bizlere kağıt yardımı veya kağıtla ilgili ek bir maliyetimize katkıda bulunursa bizim için güzel bir müjde olur. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti. İyi Parti haftalık basın toplantısı İyi Parti İl Binası'nda gerçekleştirildi. İyi Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarına değinerek, "Pandemide alkışlanan hekimler bugün neden varsın? Giderlerse gitsinler" konumuna geçti dedi. Konuşmasına 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak başlayan İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarına değindi. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle gecesini gündüzüne katarak hizmet veren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tıp çalışanlarımız maalesef bayramlarını buruk bir şekilde kutluyorlar. Özlük hakları kayıplarına rağmen artan iş yüküne, şiddet olaylarına ve ülkeden giderlerse gitsinler diyenlere rağmen hiçbir yere gitmeyeceklerdir. Verilmeyen özlük hakları, 3600 ek göstergenin gecikmesi, iptal edilen hekim zamları, asistan hekimlerin uzun çalışma süreleri, şimdi sizlerin huzurunda sormak istiyorum. Pandemi döneminde alkışlanan hekimler bugün neden varsın giderlerse gitsinler denilen noktaya geldi. Merkezi hekim randevularının 3-5 dakikaya düşürüldüğünü söyleyen Başkan Mısırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti. Merkezi hekim randevuları 3-5 dakikaya kadar düşürüldü. Aziz Türk milleti bu kadar kısa sürede muayene olmayı hak ediyorum. 65-72 yaş arası hekimlere yeniden atama ilanı açıldı. Bu sizce çözüm olur mu? Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen Mustafa Kemal'den bugünlere nasıl geldik? Hastanelerde malzeme ve ilaç yokluğu, eczanelerde ilaç yokluğu, ilaç sıkıntısı, vatandaşlarımız buna layık mı? Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye çağrısını da gündeme getiren Başkan Muhammed Mısırlıoğlu, "Milletin sesini artık duyun" dedi. ASSO Başkanımız Sayın Serteser bugün Bakan Nebati'ye bir çağrıda bulunmuş. Kamuya iş yapan müteahhit üyelerimiz ham maddedeki artış dolayısıyla büyük sıkıntı yaşıyor. Mağdur olan müteahhitlere enflasyon oranında fiyat farkı düzenlemesi yapılmasını ve tasfiye hakkı tanınmasını talep ediyoruz demiş. Duyun artık milletin sesini. İnsanlar vatanını milletini sevdiği için sokağa çıkmıyorlarsa öz be öz Türk evladı oldukları için bu yapılan zulümlere
şu anda sadece boyun eğiyor gözüküyorsunuz. Yapılacak ilk seçimde sizinle hesabını sandıkta görecek. Toplantının sonunda Fethi Bey, belde başkanlığına atanan Mustafa Karakaya'ya İYİ Parti rozeti Başkan Mısırlıoğlu tarafından takıldı. Yüzler gülecek, iyiler gelecek. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun kayınvalidesi Sezer Yüksel vefat etti. Orman ve Su İşleri Eski Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun kayınvalidesi vefat etti. Bakan Eroğlu'nun kayınvalidesi Sezer Yüksel'in cenaze namazı, ikindi namazına müteakip İstanbul Beylerbeyi Hamit Evvel Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında İstanbul Küplüce Mezarlığı'nda toprağa verildi. TÜİK Konut Sayı Satışları istatistiklerini yayınladı. Afyonkarahisar'da Şubat ayında 727 konut satılırken ülke genelinde konut satışları %20 arttı. Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20.1 artarak 97.587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18.752 konut satışı ve %19.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının en az olduğu il ise 23 konutla Ardahan olarak verilere yansıdı. Afyonkarahisar'da ise konut sayısı 727 olarak açıklandı. Bu konutların 138'i krediyle alınırken 592'si peşin alındı. Satışı yapılan konutlardan 517'si ikinci el konut olarak, 210'u ise sıfır daire olarak gerçekleşti. Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yılın aynı ayındaysa 598 konut satışı gerçekleşmişti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35.6 artış göstererek 19.888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20.4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %49.9 artışla 38.071 oldu. Ülke genelindeki yabancılara konut satışına bakıldığında en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 20 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurullarına yönetici seçme sınavı dolayısıyla Merkez İlçe Müdürlüğü'nün pazar günü açık olacağını duyurdu. Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hafta sonları yapılan sınavlar için açık olma geleneğini bu hafta sonu da devam ettirecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre 20 Mart Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı yapılacak. Afyonkarahisar İl Nüfus Müdürlüğü, sınava girecek vatandaşların nüfus cüzdanını veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların sorun yaşamaması için hizmet verecek. Yapılan açıklamada hizmetten yararlanacak kişilerin nüfus müdürlüklerine başvurabildikleri belirtilerek sınav giriş belgesiyle bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleyinceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı, mühürlü, barkodlu, karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek ifadelerine yer verildi. Afyonkarahisar'da helikopter destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Hatalı araç sürücülerine 23 bin lira ceza kesildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan yollarda denetim yaptı.
Yol kontrollerinde mobil plaka tanıma sistemi yardımı ile karayolunda araç denetimi yapan ekiplere İl Jandarma Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlarda ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yeni tip koronavirüs kuralları kapsamında maske denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 17 araca 23.509 lira para cezası kesilirken 9 araç da trafikten men edildi. Her ay gerçekleştirilen hava destekli trafik denetimlerinin düzenli olarak yapılacağı bildirilirken, denetime Jandarma Yarbay Volkan Gürler'le Jandarma Başçavuş Ali Gören de katıldı. Afyonkarahisarlı kadınlar tarafından üretilmiş el işi ve gıda ürünlerinin satışının yapılacağı Marifetli Hanımlar Pazarı törenle açıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ve Muhtarlar Derneği işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Marifetli Hanımlar Pazarı açılış töreni gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen açılış programına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek, Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Zeybek Hanımların kendi yaptıkları el işlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlayabileceğini belirterek yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Marifetli Hanımlar Pazarı'nda bol kazançlı geçmesini temenni ediyorum. İlkini 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz bu Marifetli Kadınlar Pazarı'nın ziyaretçileri o gün hava çok güzeldi, çok da iyi ses getirmişti. Hava serin. İkincisini 2020-2021 yılında maalesef gerçekleştiremedik pandemiden dolayı. 2022 yılında yani bugün ikincisini açmış olduğumuz bu Marifetli Hanımlar Çarşısı'nın, pazarının gene bayan kardeşlerimize bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Yukarı pazar tarafında halkımızın bildiği Hanımlar Pazarı dediğimiz yerde yani Mevlevi Camii'ne çıkıştaki Gıda Kontrol Laboratuvarı'nı Tarım Bakanlığı'ndan aldık. Yıkım kararı çıktı. İnşallah bu haftaki mecliste, encümende yıkım kararını alacağız. Orayı yıktırıp gastronomi sokağı yani yöresel ürünlerimizin ilk elden nasıl yapıldığını, imalatın ne olduğunu, yukarıdaki konaklarımızın minyatürlerini yaparak orada sergilemeye çalışacağız. Önümde çok geniş bir alan bırakıyoruz. Afyonkarahisar'da kapora dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İnternet sitelerinde ilanları kopyalayıp kapora toplayan çeteyi jandarma çökertti. Olayın adresi Afyonkarahisar. Ünlü alışveriş siteleri üzerinden satışa çıkarılan ikinci el otomobil, traktör, tarım aletleri, arsa, daire gibi ilanlar için ödedikleri kaporalar üzerinden dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde şahısların internet sitelerindeki ilanları kopyalayıp piyasa değerinin altında satışa çıkararak kapora ödemesi altında alınan ücretlerle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Afyonkarahisar ve Denizli'de operasyon yapan jandarma ekipleri 5 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 8 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 23 adet banka kartı, dizüstü bilgisayar, 2 adet vadesiz hesap cüzdanı, 3 adet not defteri ve 1 adet dekont ele geçirildi. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şahısların 5'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete liderinin ise H.E. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Müzik
Aydın'da park halindeki otomobile çarpan sürücü kaza sonrası firar etti. Park halindeki otomobile çarptı. Aracı bırakıp kaçtı. Olayın adresi Aydın'ın Kuşadası ilçesi. Alkollü sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan sürücü refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası alkollü sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken ağaca çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir aracın lastiğinin içerisine gizlenmiş halde 5 kilogram esrar ele geçirildi. Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı. Operasyonların adresi Konya. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik detaylı çalışmaları neticesinde belirlenen bir araçta arama yapıldı. Aramada lastik içerisinde zulalanmış vaziyette 5 parça halinde 5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında da çok sayıda ikamet, araç ve şahısların yapılan üst aramalarında ele geçirilen 750 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi, 65 gram esrar, 12 gram kokain, 20 gram sentetik bonzai, 1 adet ruhsatsız tabancayla şarjörü, 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 9 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın'da havaların soğumasını fırsat bilen hırsızlar, hırsız kapı çalmaz sözünü çürüttü. Hırsızlar mahallede 5 ayrı demir kapıyı çalıp götürdü. Hırsız kapı çalmaz sözü Aydın'da tarih oldu. Gece yarısı mesaiye çıkan hırsızlar mahallede metal ne varsa çalıp gitti. Vallahi kaç defa telle bağladım, demirle bağladım, bağladım, zinciri de söktüler götürdüler gittiler. Sonra kapılar geldi sıra. Aydın'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredince cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen hırsızlar mesaiye çıktı. Müstakil evlerin yoğunlukta olduğu Köprülü Veys Paşa mahallesinde adeta mesaiye çıkan hırsızlar metal olan rögar kapaklarıyla mahalledeki ikisi ikamet, üçü park olmak üzere 5 ayrı demir kapıyı çaldı. Oradan 2 tane kapı gitti. Parkın kapılarını çalmışlar değil mi? İki tane. Neyle gelmiş bunlar? Gece bilmiyoruz ki abi neyle geldiklerden. Aşırı soğuk olması nedeniyle kimsenin evden dışarı çıkmamasını fırsat bilen hırsızların müstakil evlerin ikamet kapıları ile mahallede bulunan bir parkın 3 ayrı girişine takılı olan demir kapıları söküp götürdükleri belirlendi. Herkesi şaşırtan hırsızlar son icraatleriyle hırsız kapı çalmaz sözünü çürüttü. Görevliler, hırsızlar tarafından yeniden çalınmaması için rögarları demir yerine beton kapaklarla değiştirdiklerini belirttiler. Uşak'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle polis ekipleri sokak hayvanları için mama bırakıp kulübelere battaniye serdi. Uşak'ta polis ekipleri soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı.
Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince sokak hayvanları için çalışma başlatıldı. İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki kaplara mama bırakan ekipler bazı köpekleri battaniyeye sardı, köpek kulübelerine de battaniye serdi. Sel sularıyla birlikte dere yatakları dolunca altın avcıları yeniden sahaya indi. Madenciler haftada 7-8 gram altın buluyor. Buz gibi suda altın avı. Geçen yıl elleri boş kalan kırıntı madenciler, dere yatakları suyla dolunca yeniden ava çıktı. Görüntüler Denizli'den. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalan dereler, bu yıl yaşanan son yılların en çetin kışıyla birlikte yeniden suya kavuştu. Sel sularının taşıdığı çamurun içinde altın arayan kırıntı madencilerinin de işleri hızlandı. Koyukların içerisinde hep altın parçaları mevcut. Soğuk havaya rağmen sel derelerinin içinde suya savak kuran altın arayıcıları, savağa takılan çamur parçaları içindeki altın parçacıklarını ayrıştırıyor. Haftada 7-8 gram altın bulan kırıntı madenciler, buldukları altın parçacıklarını İzmir'de erittiriyor. Ayar derecesi ölçülen altın, tamirat yapan kuyumculara satılıyor. Sel sularının çamur taşıdığı derelerde soğuk havaya rağmen altın arayan İbrahim Irgatçı şu açıklamayı yaptı. Bu işi yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu bildiğiniz bir tutku. Yani resmen bir tutku. Yağmurun yağmasıyla beraber kuraklığın ardından mesela geçen sene çok büyük kuraklık oldu. Bu işi kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldık. Yağmurla beraber derelere su gelmesiyle aynı zamanda altının hareketiyle beraber tekrar hobimize geri döndük. Son dönemlerdeki fiyat değişkenliğinden dolayı sık sık menülerini güncellemek zorunda kalan işletmeciler, menü masrafından kurtulmak için QR kodlu menü kullanmaya başladı. Hem değişen fiyatlara hem de kağıt maliyetine karşı çözümü QR kodlu menüde buldular. Görüntüler Eskişehir'den. Artan maliyetlerle birlikte fiyatlarını güncel tutmak zorunda olan işletmeciler sık sık yeni menü bastırmak zorunda kalıyor ya da fiyat kısmını boş bırakarak çözüm buluyor. İşletmeler menü maliyeti olarak adlandırılan masraftan kurtulmak için bunun gibi birçok yolu deniyor. QR kodlu menü sistemi de işletmelerin başvurduğu çözüm yollarından biri. Son yıllarda hayatımıza giren QR kodlu menü sistemi akıllı telefonların kamerasıyla uyumlu olarak çalışıyor. Müşteriler masalarda bulunan QR kodu telefonlarının kamerasını okutarak internet üzerinden menüye ulaşabiliyor. Böylece işletmeler bu sistemle sürekli yeni menü bastırmak yerine sadece tasarım yeniletiyor. Teknoloji sayesinde menü maliyetinden kurtulduklarını söyleyen işletmeciler, müşterilerin de tamamen temassız olan QR sisteminden memnun olduklarını belirttiler. Matbaaya en son gittiğim zaman neredeyse 4000 liraya yakın fiyat çıkartmıştı bana. Ben de dedim hani artık menü bastırmayalım yani. En güzel şey QR kod diye düşündüm. O yüzden QR koda geçtik. Tabii hijyen açısından da iyi oldu. Bizim açımızdan da iyi oldu. Biliyorsunuz kağıt fiyatları da çok yükseldi. Yani ikimiz açısından da çok iyi oldu yani müşteriyle bizim açımızdan. Geçen senelerde ya pandemiden öncesinde aldığımız fiyatlarla şu andaki fiyatlar nereden baksanız 4 katına kadar yükseliş gösterdi. Hani üretici olarak konuşsak mesela 9 liradan ben kağıt alırken 37 lirada kağıt buluyorum. Satışım benim 45-46 liraya çıkıyor. Kendimi kurtarabilmem için. Onda da çok az bir yüzdelik bırakıyor zaten. Hani ambalaj sektöründe olarak. Zaten ben bu ticaretle uğraştığım için ekstradan ben kendime menü yaptırmak istemedim. QR koda onun için geçtik. Hiçbir kimyasal kullanılmayan doğal boyalı dokumasıyla dikkat çeken buldan bezi,
Geçmişte sadece yazlık giyimde tercih edilirken, şimdilerde ise hem kışlık giyim hem de ev tekstilinin gözdesi oldu. Türkiye Dokuma Atlası'nda yer alan buldan bezine ilgi her geçen gün artıyor. Denizli'nin Buldan ilçesi kendisine özgü kumaşıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Milattan önce 6000 yılına kadar dayanan ve 1779 yılına kadar ilkel tezgahların kullanıldığı Buldan'da başlayan modern dokumacılık, 1951 yılında ise ilk motorlu tezgahlarla yeni bir boyut kazandı. İlk etapta başörtüsü, peştemal ve çarşafların dokunduğu buldan bezi asırlardır rahatlığıyla yazlık giysilerde tercih edildi. Son dönemde hem kışlık giyim hem de ev tekstilinin gözdesi olan buldan bezi 1970'li yıllardan bu yana Almanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye devam ediliyor. Türkiye Dokuma Atlası'nın desen ve renkleri, ünlü tasarımcılar tarafından hazırlanan kıyafet ve ev tekstil örnekleriyle 99 ülkeden büyükelçiler, eşleri ve büyükelçilik temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda coğrafi işaret belgesine de sahip olan buldan bezi, yok olmaya yüz tutan zengin dokuma kültürünü yeniden ihya etmeyi amaçlayan Türkiye Dokuma Atlası'nın da en önemli unsurlarından birisi oldu. Türkiye'nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı başladı. Yasak 3 ay boyunca devam edecek. Türkiye'nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde 15 Mart 2022 tarihinden itibaren su ürünleri avlanma yasağı başladı. Yasak 3 ay boyunca devam ederek 15 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla Beyşehir Gölü'nde her yıl 15 Mart, 15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanıyor. Bugünden itibaren avlanma yasağının başlaması nedeniyle balıkçılar kayıklarında bulunan ağlarını ve av malzemelerini toplayarak evlerine taşıdı. Bazı avcılar ise teknelerini göl sularından çıkararak evlerinin önüne götürdü. Su ürünleri av yasağının başlaması nedeniyle gölde denetimler de sıkılaştırılacak. Böylece kaçak avlanmanın önüne geçilecek. Eskişehir'de ilkbaharda etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle bir kısmı buz tutan porsuk çayı drone'la havadan görüntülendi. Eskişehir'de dondurucu şartlarda geçen kış mevsiminin ardından başlayan ilkbahar mevsiminde de hava sıcaklıkları 0 derecenin altında seyrediyor. Soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte olumsuz hava koşulları günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin en önemli simgelerinden biri olan ve kış aylarında haftalarca buzu çözülmeyen porsuk çayının yüzeyi Mart ayında da dondu. Soğuk havanın etkisiyle bir kısmı buzla kaplanan porsuk, drone'la havadan görüntülendi. Buzun üzerinde görülen cam şişe, plastik atıklar ve araba güneşliği gibi malzemelerse dikkat çekti. Çevrede yaşayan vatandaşlar buzda yürümenin tehlikeli olduğunu belirterek macera tutkunlarına uyarılarda bulundu. Vatandaşların veya çocukların veya canlıların hayvanlar hariç girmesi tehlikeli. Ölümle neticelenebilir yani. Kanal Çan Haber Bülteni ile karşınızda olduk efendim. Tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar. We'll be right back.
Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Afyonkarahisar'ın Efeler Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, kötü bir sezonun ardından son 3 haftaya girilirken Efeler Ligi'ne veda etti. Bu sezon Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankart, Arka Spor, Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediye, Altekma, Tokat Belediye Plevne, Cizre Belediye Spor, Sorgun Belediye Spor, Yeni Kızıltepe Spor, Bingöl Sohlan Spor ve Avşar Maden Suyu Afyon Belediyespor'un mücadele verdiği Aksa Sigorta Efeler Voleybol Ligi'nde sezonun bitmesine 3 hafta kaldı. Sezon başından bu yana oynadığı 23 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş 9 puanla en az sıraya demir attı. Afyonkarahisar temsilcisi Yüntaş, ligin son 3 maçını bu hafta kendi sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Yeni Kızıltepe Spor ve kendi evinde Sorgun Belediyespor'la yapacak. Efeler Ligi'nden düşmesi kesinleşen Belediye Yüntaş, oynayacağı bu formalize maçlarından sonra önümüzdeki sezon Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek. Spor Toto Süper Ligi'nde Göztepe'yi 4-2 yenerek puanını 70'e yükselten Bordo Mavililer, bu hafta Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladı. 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansı yakalayacak. Spor Toto Süper Ligi 29. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-2 mağlup ederek puanını 70'e yükselten Trabzonspor, bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibariyle olan puan rekoruna ortak olacak. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan Bordo Maviller, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti. ...1995-96 sezonunun 29. haftasında 73 puan toplayan Bordo Mavililer, sahasında 30. haftada Vanspor'a 1-0 mağlup olunca aynı puanla haftayı tamamlayarak şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanı bırakmıştı. Göztepe maçından elde ettiği galibiyetle 29. haftada puanını 70'e yükselten Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde puanını 73 yaparak rekora ortak olacak. Ligde en yakın rakibiyle arasında 15 puanlık farkı bulunan Bordo Mavililer, lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşma yolunda da büyük fırsat yakaladı. Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle yok. Spor Toto Süper Ligi'nde son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 maçta hanesine 13 puan yazdırdı. Ligde son mağlubiyetini 24. haftada Medipol Başakşehir karşısında yaşayan Sarı Lacivertli takım, daha sonra çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor'la da berabere kaldı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandıran Sarı Lacivertliler, kalesinde ise 5 gol gördü. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, dış sahada da ard arda 3 galibiyetini elde etti. Oynadığı 29 karşılaşmada 50 puan toplayan Sarı Lacivertli takım, 2. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisinde yer alıyor. Sarı Lacivertliler 30. haftada ağırlayacağı Konyaspor'u mağlup ederek ikincilik yolunda iddiasını artırmaya hedefliyor.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Voluta Kamp'a giren kadın güreş milli takımı günde çift antrenman yaparak güç depoluyor. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde aralarında dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar'la 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Elvira Kamaloğlu'nun da bulunduğu 18 milli sporcu antrenör Efraim Kahraman gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Kahraman, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek şunları söyledi. Tabii hedefimiz yine büyük, biliyorsunuz bu kamp. Ondan önce U23 Avrupa Şampiyonası vardı. U23 Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Bu Avrupa şampiyonluğumuz bizim ilk defa, tarihi bir başarı. Bütün yaş gruplarda da şampiyonluğumuz yoktu. Bu şampiyonlukla inşallah kapıyı araladık. Bundan sonraki büyüklerdeki Avrupa şampiyonasında da inşallah aynı başarıyı bekliyorum. Bayram. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.